Yeni moddan herkese merhaba arkadaşlar. Trek 700'ümüzde kullanmayı planladığımız motorumuz geldi. Görmüş olduğunuz gibi Yamada markasının YS120SRX modeli. Bu ürünün kutu açılışını yapacağız. Eski Mefta olan motorumuzla kıyaslayacağız. Bu da OS91HZ motoru. OS de Japon malı, bu da Japon malı. Bir de Thunder Tiger var, Alman malı. İkisi de, yani YS ve OS, Japon olarak gayet kaliteli markalar. Thunder Tiger da kendi çapında kaliteli bir marka. Ancak onlarda şöyle bir sıkıntı var. Yüksek sıcaklıklarda çalışmayı seviyor. Öyle bir motor. Yani örnek veriyorum, bu motor 90 derecelerde optimum ayarı buluyorsa Thunder Tiger'da bu 100 dereceleri bulabiliyor. Yani çalışma sıcaklıkları bu iki motora göre nispeten daha yüksek. YS120SRX hakkında önce bilgi vereyim. Şöyle ki, Yamada motorlar OS motorlardan biraz daha kaliteli. Daha doğrusu daha performanslı motorlar. Yoksa ikisi de çok kaliteli motorlar. Yani ikisinin de kalitesi gayet güzel, gayet yerinde. YS motorlar da gayet kaliteli. Radyo kontrollü modelcilik, helikopter hobisinde daha doğrusu, helikopter hobisinde çokça tanınan, bilinen model helikopter pilotu Tarık El Sadi'nin üzerine ismini yazdırdığı, 91'lik ve 96'lık modellerine ismini yazdırdığı o derece kaliteli bir motor. Kendisi şöyle söylemişti: güvenmediğim bir ürüne ismimi yazdırmam demişti. Yani bu ürüne kefil oluyor. 120 üzerine ismini yazdırmadı. 120'yi pek beğenmedi kendisi. Ancak ben şahsen beğeniyorum. Radyo kontrolü model helikopterde kullanabileceğimiz en yüksek hacimli motor bu. Bu 120'lik motor. Üzerinde görüldüğü gibi bu da 90'lık bir motor. 90'lık motor dediğimiz, model araba kullanıcıları özellikle bunu bilirler, yabancı değildirler. 90'lık motor dediğimiz 14.95 cc'ye denk geliyor yaklaşık olarak. 15 cc. Model arabalarda bildiğimiz, hani 21'lik motor diyoruz, 28'lik motor diyoruz. 21'lik motor 3.5 cc, 28'lik motor 4.6 cc motor hacmine sahip. Göstermiş olduğum bu 90'lık motor da 14.95, yani 15 cc motor hacmine sahip. Bu motorda 120'lik motor, 20 cc motor hacmine sahip. Trek 700 boyutunda, yani 90'lık dediğimiz helikopterlerde herhangi bir tıraşlama vesaire, kesme biçme yapmadan 90'lık motorun yuvasına oturtabileceğiniz 120'lik bir motor. Bu motorun modeli YS120SRX. Bundan bir önceki versiyon vardı, burada göründüğü gibi SR. SRX de olsa aynı kutuya koymuşlar, siyah renk yapmışlar. Bundan önceki 120SR motorunda çok şikayet vardı. Kontrolsüz yükselen hararet şikayeti vardı. Bununla birlikte motorun crank bölümü, yani motorun crank mili dengesizdi, balanslanmamıştı. Onun için motor çok vibrasyonlu ve sarsıntılı çalışıyordu. Çok sarsıntılı ve vibrasyonlu çalışıyordu. Bu da YS120'de şikayete sebep oldu. Ve yakıtı içiyordu, tabiri caizse yakıtı içiyordu. 120SRX'te bunu düzelttiğini söylediler. Crank mini dengelemişler. Titreşimin daha az olduğunu söylüyorlar. Tarek 91'lik ve 96'lık motora ismini yazdırdı. Yani kendisi YS91SRX ve YS96SRX'i beğeniyor. 91SRX 14.95 cc, yani 15 cc yine. 96SRX ise 17.17 cc, bu da 20 cc oluyor. SRX dediğim gibi 120SR'nin geliştirilmiş, düzenlenmiş versiyonu. Ne fark var? Birazdan kutu açınca göreceksiniz. SRX'te soğutucu kafa siyah. Yani görsel olarak bu fark var ve daha büyük.
SRD yani 120 SRD ise kırmızı bir soğutucu kafa var ve daha ufak. 91'lik ve 96'lık motorların soğutucu kafasıyla aynı. Ama SRX'te soğutucu kafayı daha büyük yapmışlar. Dediğim gibi crankmill'i dengelemişler ve daha verimli bir motor ortaya çıkmış görünüyor. Bunu da biz rodajına başladığımız andan itibaren bizzat göreceğiz. Ona göre yorumumuzu sizlerle paylaşırız. Şimdi lafı biraz uzattım ama bu ön bilgileri de vermem gerekiyordu diye düşünüyorum. Bu helikopteri tekrar söyleyeyim. Trek 700'de kullanacağız. 120'lik motor. Dilerseniz kutuyu açalım artık. Evet. Motorumuz naylon bir poşette geliyor. Görmüş olduğunuz gibi siyah kafa. Yanında birkaç aksesuarı da var. Birincisi üzerine gelen check valve. O gümüş renkli parça. Siyah renkli parça gaz kolu. Şuradaki koyu gri parça ise ayar iğnelerinin, biliyorsunuz o HSN LSN diyoruz ya, bu helikopter motorlarında da mevcut. Ayar iğnesinin tırtık kısmı, yani iğne kendinden gevşemesin diye tırtık vardır üstünde, tık 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 böyle ayarlarsınız. Bir diğer parça olarak da motorun iğnesi geliyor. Şimdi şöyle şunu açıklayayım. OS motorlarda, OS hala motor üretiyor, YS de üretiyor. Sıfır aldığınız zaman OS motorda iğneler üzerinde gelir. Yani bu iki iğne, bakın, OS'te üstteki, pardon, alttaki iğne, yani büyük olan iğne, bakın büyük olan iğne HSN'dir. Arabadaki karşılığı yani HSN'dir. Bu iğne de LSN'dir. Yani high speed needle, low speed needle. Biz buna hover iğnesi ve üst iğne diyoruz model helikopterde. Model helikopter motorunda. YS'lerde ise bu tam tersidir. Yani üzerine takılı değil, şöyle göstereyim. YS'lerde OS'in tam tersidir. Yani bu HSN'dir, High Speed Needle'dır. Büyük olan iğne Low Speed Needle'dır. Yani OS'in zıttıdır. YS'lerde ise dediğim gibi iğne haricen gelir. Yani üzerine takılı olarak gelmez. Şu görmüş olduğunuz iğne bizim LSN iğnemiz. Üzerine takılı olarak gelmez bu. Motorumuzu çıkartalım kutudan. Bunu şimdi kenara bırakıyorum. Altında kullanma kılavuzu olacak. Onun için çıkartacağım. Evet. YS120 SRX motorumuz bu şekilde. En dikkatimi çeken özellik şu egzoz portu. Çok kalın yapmışlar bunu. Bunun aslında bir avantajı var. Helikopteri kırdığınız zaman, yani bir kırım yaşadığınız zaman, bu vida bağlanan kısımlardan özellikle burası çatlayabiliyor. Sert düşüş falan yaptığınız zaman buraları çatlayabiliyor. Yani yarılabiliyor. Sıkıntı çıkıyor. Ama bunu çok kalın yapmışlar. Gayet güzel olmuş. Eski 90'lık motorla kıyaslama kısmına birazdan geleceğim. Motorun bu arada üst kısmı, şu kısımlar ve şu piston kısmı yağlı. Biliyorsunuz veya bilmeyenler için anlatalım. Sıfır motorlar rodaja ihtiyaç duyarlar. Yani motoru içerisindeki hareketli parçaları birbirine alıştırmanız gerekir. Bu crankmill'ini oynatmamak lazım şu an aslında. Oynatmıyorum da. Her ihtimale karşı motor fabrikada yağlanır. Çünkü kuru kuruya bunu çevirirseniz, elle bile çevirirseniz piston gömlek çizilebilir. Çizilirse de motorun performansı daha ilk günden henüz kullanmadan azalabilir. Onun için bunu yağlarlar. Bir yağ ekleyip o şekilde kutuya koyarlar. YS120'nin fotoğrafına internetten bakmanızı tavsiye ederim. Elimde olmadığı için gösteremiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi soğutucu kafa daha büyük yapılmış. Siyah renge çevirmişler. Egzoz portu kalınlaştırılmış. Karbüratör de büyük.
Gayet büyük. Hatta YS91 SRX'lerde ve 96 SRX'lerde 120'nin karbüratörü var. Yani büyük bir karbüratör var. Bu da bir avantaj. İğnelerimiz burada. Dediğim gibi birisi sökülü halde, demonte halde. Şöyle yakınlaştırayım. O pakette gelen iğneyi de şuraya takacağız. Bu motor pompalı bir motor. Pompa tertibatı ise YS'lerde şu şekildedir. Şurada görmüş olduğunuz bir diyafram var. Şu kısmı, şu vida fabrikadan ayarlı geliyor. Ona dokunmuyorsunuz. Şuraya yakıt hortumunu bağlıyorsunuz. Buradan pompa uygun miktarda gereken yakıtı şu hortum vasıtasıyla karbüratöre buradan iletiyor. Pompanın faydası şu. Depo tam doluyken de bitmeye yakınken de motora sabit yakıt akışı sağlanmasıdır. Pompasız motorlarda yakıt egzoz basıncıyla motora iletilir ve depo bitmeye yakın motor üzerinde bu pompa regülatör tertibatı olmadığı için motor fakirleşmeye başlar. Ona göre ayarlamanız gerekir. Yani ilk depo doluyken yaptığınız ayarla depo bitmeye yakın yapmış olduğunuz ayar bir olmaz, birbirini tutmaz. Pompalı motorlarda bu sıkıntı yoktur. Depo tam doluyken yapmış olduğunuz ayar depo bitmeye yakın iken bile geçerlidir. Bunun dışında motorumuz bu şekilde. Ha bir de şunu göstermem lazım. Şurada görmüş olduğunuz bir port var burada. Bir bağlantı yeri var. Pompasız motorlarda depoya basınç sağlamanız gerekiyor. Pompalı motorlarda da sağlamanız gerekiyor ki yakıt motora itilsin bir şekilde. Egzozdan yakıt deposuna, helikopterin yakıt deposuna veya arabalarda da geçerli. Bu arabanın yakıt deposuna bir hortum bağlamanız gerekir. Egzoz gazının bir kısmı depoya giderek basınç uygular ve yakıtın motora itilmesini sağlar. Pompalı motorlarda ise buradan basınç alınır ve görmüş olduğunuz şu gümüş check valve araya takılır. Depoya gönderilen basınç motora geri dönmesin diye. Krank milinden alınan hava egzoz gazına göre daha soğuktur ve bu sayede motorun performansı daha fazladır. Pompalı motorların avantajı budur. YS'ler hiç pompasız motor üretmedi. Bu görmüş olduğunuz gibi pompalı bir YS120 SRX. Bu da bizim helikopterimiz üzerine çıkan pompasız olan OS91HZ. Pompalı OS motorlarda ise şu üst iğnenin bu kısmında şöyle yuvarlak bir regülatör parçası olur. Bunun adı da DRS'dir. Yani OS'lerde de pompalı motor seçeneği var. Pompasız motor seçeneği de var. Alt kapak ise kapalıdır. Pompasız olduğu için. Pompalı olsaydı bu YS'de olduğu gibi bir bağlantı ucu olacaktı. Dediğim gibi hiçbir tıraşlama vesaire yapmadan 91'lik motorun olduğu yere 120'lik motoru takabilirsiniz. Bunu da sizlere karşılaştırma olarak göstermeye çalışacağım. Şöyle ki şurada görmüş olduğunuz bağlantı yerleri bakın aynı. Hiçbir fark yok. Yani ölçüleri aynı. Şöyle birleştiriyorum yan yana. Ölçüleri aynı. Soğutucu kafa boyutu yine kıyaslıyorum şöyle. Aynı gördüğünüz gibi. Yani soğutucu kafalar aynı durumda. Arka kapağa bakıyorum. Arka kapak da gördüğünüz gibi aynı. Yani bu motoru herhangi bir değişiklik yapmadan yan yana da koyayım şöyle. 90'lık helikopter üzerine takabiliyorsunuz. Şöyle örneklendirebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi bunun üzerinde fan var. Bu fanı çıkartıp buna takacağız. Ama gördüğünüz gibi boyutlar hiza olarak aynı. Yani aynı yere herhangi bir tıraşlama falan yani bir yer açma işlemine ihtiyaç duymadan doğrudan takabiliriz. Böyle bir avantajı var. 96'lık motor için de bu geçerli. 120'lik motor için de geçerli. Zaten 120'nin oturduğu yere 96'lık zaten oturur. Çünkü o daha ufak bir motor. Tabi burada motor hacminin büyük olması önemli değil sadece. Motorun
Performansı önemli. Motor hacmi büyük, hani en büyük olsun mantığı yanlıştır. Bir motor sorunluysa motor hacmi büyük diye tercih edilmez. YS120 SRX'te bütün sorunları çözmüşler. YS120 SR olsaydı biraz şüpheli yaklaşırdım. Çünkü dediğim gibi krank millinin dengesiz olması, balanslanmamış olması, sarsıntılı çalışması gibi sıkıntılar var. Bu motorda işte bu sorunları çözmüşler. Bunun için bunu tercih ettik ki YS ve OS, yani OS gayet kaliteli motorlar üreten iki firma. Thunder Tiger da bu markaları takip ediyor. Ancak o biraz model arabalar üzerine yoğunlaştığı için bu konuda onu kendisini pek aktif göremiyoruz. Ancak Thunder Tiger markası da gayet kaliteli bir marka. Yani 3 markayı sıralıyorum. En yaygın olarak bilinen ve kullanılan 3 motor markası olduğu için. Thunder Tiger bununla birlikte motorla birlikte helikopter ve arabada üretmektedir. Arkadaşlar, bu şekilde incelememizi yapmaya çalıştık. Motorumuz bu şekilde. Yani bunu helikopterimize takacağız. Sıfır motor olması sebebiyle bir rodaj aşaması geçirecek. Onu da sizlerle paylaşacağız zamanı gelince. Şu an ben de herhangi bir modelimi kullanamıyorum. Parça bekliyorum. Sürekli bekliyorum. Gördüğünüz gibi kademe kademe geliyor. Lütfen takibi bırakmayın. Hep beraber toplayıp uçuş ve sürüş aşamasına geleceğiz kısmetse. İlginiz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi hobiler dilerim.